Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar, Resolus.com ofisine hoş geldiniz. Şimdi ikinci tıraş sohbetimizi yapacağız. Ben Resolus.com'dan Noyan Sakarya. Ben Özgün Demir, hoş geldiniz. Bize sık sık sorduğunuz soruları yeniden bir araya getirdik, derledik, topladık ve ikinci bir tıraş sohbeti yapmaya karar verdik. Müsaade varsa Özgün, şeyden başlayalım. Yani ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuzdan başlayalım. Yani gelmiş, ben de merak ediyorum. İlk sorumuz şu. Taraklı makineler, taraksız makinelere göre daha agresif makineler midir? Sıklıkla bize gelen çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Taraklı aldım. Taraklı almayayım, yeni başlıyorum. Çok işte tahriş olurum falan gibi. Taraklıdan bir korku. Taraksızı daha yumuşak görme gibi bir eğilim var. Bu sıklıkla aldığımız, karşılaştığımız bir durum. Bu konuda aslında bizim daha önceden bir blog yazımız da vardı ama yine de bu konuyu sohbetimizde de ele alalım istedik. Konuyu sen cevaplar mısın? Tabii. Arkadaşlar, Noyan Bey'in de söylediği gibi normalde sitemiz üzerinde blog yazılarımızda zaten bu konu üzerinde durduk. Oraya da bir göz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Çok kısaca cevap vereyim. Bir makinenin taraklı olmasının makinenin agresifliği ile bir bağlantısı doğrudan yoktur. Makinenin agresif olup olmamasını aslında kafa tasarımı belirliyor. Buradaki koruma barı, koruma yani jilet tablasının ne kadar geniş olduğu, jiletin bu tabladan ne kadar uzakta ya da yakında olduğu ve jiletin kafa içinde ne kadar kıvrık olduğu agresiflik değerlerini belirliyor. Kullandığımız makinedeki başlıkta jilet çok kıvrık duruyorsa o yumuşak bir kesim sağlayacaktır. Aynı şekilde koruma barı çok genişse jiletin cilde fazla bastırmadan tıraş olmasını sağlayacağı için yine yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ve üçüncü olarak jilet bu koruma barından ya da jilet tablasından ne kadar uzaklaşırsa makine o kadar agresifleşecektir. Burada tek başına tarağın hiçbir etkisi yoktur. Tarağın vazifesi farklıdır. Tarağı şöyle düşünün, saç tarağı gibi düşünün. Tarağın uçları, dilleri nasıl saçınızı tararken saçlarınızın arasından girip kafa derinize ulaşabiliyorsa taraklı jiletli makinelerde de aynı şekilde uzun yani 10 günde bir tıraş olduğunuzda uzun sakalların arasından o taraklar ulaşır ve jiletin cildinize ve sakal köklerine olabildiğince yaklaşmasını sağlayarak bir defada o uzun kılları rahat bir şekilde kesmesini sağlar. Daha agresif kesmez ya da daha güçlü kesim sağlamaz. Çünkü piyasada taraklı olup da gayet yumuşak kesimli olan ya da çok agresif olan makinalarda mevcut. Bu tamamen kafa geometrisiyle alakalıdır. Taraklıyı neden kullanabilirsiniz bile onu söyleyelim. Çünkü yanlış anlaşılma var dediğin gibi. Benim sakallarım sert, taraklı mı kullanayım? Hayır, hiçbir alakası yok. Eğer siz seyrek tıraş oluyorsanız, yani haftalık ya da 10 günde bir, 2 haftada bir, ayda bir tıraş oluyorsanız, o zaman taraklı makine seçmeniz sizin avantajınız olacaktır. Tabii ki düz barlı makineyle de çok rahat tıraş olabilirsiniz ama onda tabii bir seferde jilet derinize yaklaşamayacağı için kademe kademe biraz sakalı kısaltmanız gerekir. Ama taraklı bir makinede çok daha yakından keseceği için daha az eforla, daha kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde tıraşınızı tamamlarsınız. İşin özeti, taraklı makinenin agresiflikle bir alakası yoktur. Piyasada her türlü agresiflikte taraklı makinelerde bulunabilir. Yani tarak aslında sakalların arasına girerek uzun sakalda ilk perdeyi daha etkin, daha efektif yapmaya yarayan bir gereç. Yoksa makinenin taraklı olması işte agresif olduğunu göstermiyor. Aynen. Örneğin işte önceki videomuzda çektiğimiz taraklı yaki başlık. Evet, evet. Gayet yumuşak bir başlık. Son derece yumuşak. Belki de en yumuşak taraklı başlıklardan bir tanesi. Ama buna karşın Beast başlık taraksız olan çok en agresif başlıklardan bir tanesi. Evet, ama mesela şeyi de söyleyebiliriz. Parker'ın düz başlıklı, üç parçalı modelleri gayet agresifken taraklıları da daha da agresif. Çok agresif. Aynı şekilde Fatip'in taraklı modelleri gayet agresif. Yani bunların hepsi işte o size bahsettiğim üç tane değişkenle alakalı arkadaşlar. Taraklı hiçbir alakası yok. Taraklı ilgisi yok. Evet, şimdi ikinci bir soru. Sıklıkla karşılaştığımız bir soru soracağım Özgün. Soru şu. Özgün abi, 18 yaşındayım. Yüzümün bazı yerlerinde sakal çıkıyor ama bazı yerlerinde çıkmıyor. Jilet vursam sakalım gürleşir mi?
Bu benim herhalde YouTube üzerinden en çok cevapladığım sorulardan bir tanesi. 16-18 yaş aralığındaki genç arkadaşlardan çok benzer sorular geliyor. Sakalım az çıkıyor, seyrek çıkıyor, bölgesel çıkıyor. Jilet vursam gürleşir mi diye. Maalesef gürleşmez arkadaşlar. Biliyorum o yaşlarda gürleşsin, sakalınız çok çıksın istiyorsunuz ama inanın belli bir yaştan sonra da sakalınız o kadar da çıkmasın diye düşünüyorsunuz. Şöyle düşünün, eğer jilet vurmakla kesmekte sakal ya da saç çıkıyor olsaydı dünyada kel ya da köse insan olmazdı. Maalesef bu konu tamamen bizim DNA'larımıza işlenmiş bir durum. Genetik kodlarımızla alakalı bir durum. Sizin genetik kodlarınızda eğer sakalınızın köse olacağı veya kel olacağınız varsa ne kadar tıraş ederseniz, neyle tıraş ederseniz edin maalesef fazladan çıkmayacaktır. Ama bunları düşünmek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten 18-19 yaşına gelmeden kişinin tam sakal gelişimi oturmuş olmuyor, çıkmaya başlamıyor, bölgesel çıkıyor. O yüzden endişelenmeyin, siz akışına bırakın. 18-19... Bazen de 20. Evet, bazen de 20. 22. Yani bir tam bu ergenliğini atın, bir genç olun. Ondan sonra zaten sakallarınız oturacaktır. Ben bir problem kalacağını zannetmiyorum. Ama daha erken yaşlardan, 16-17 yaşından da hani yüzünüze jilet vurmaya çalışmayın, boş yere cildinizi yorarsınız. Ekstradan bu size bir fayda sağlamayacaktır, sakalınızı çıkarmayacaktır. Arkadaşlar, ben de bir şey eklemek istiyorum. Bakın, ben de buraya jilet vuruyorum ama çıkmıyor. Maalesef çıkmıyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu genlerde varsa bunun çaresi yok dostlar. Evet. O yüzden ne acele edin ne de başka yöntemlere başvurun. Bekleyin, zaman yapması gereken şeyleri yapsın. Evet. Üçüncü konuyu açayım mı? Hemen. Konu at kılı fırçalar. Oo, çok güzel konu. Çok, evet. Çok güzel. Önceki videoda da zaten anlattık birazcık. Bir mesaj da vardı. Evet, öyle oldu. Bu aralar gündemimiz at kılı fırçalar. At kılı fırçalar. Çünkü çok bizi ters köşeye yırtırdılar diyebiliriz. Evet, evet. At kılı fırçaları ters köşe oldu. Ben izleyici dostlarımız için şöyle kısa bir not vereyim. Şimdi ben şahsen hem kişi olarak hem de şirket olarak Resurs.com'da at kılı fırçalara hiçbir zaman çok yakın olmadım. Ben de öyle. Açık söylemek gerekirse. Bunun bir takım sebepleri var. İlk sebebi işte bu Birinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan bir iki tane vakaydı. Şarbon vakasıydı. Bu konu hakikaten belki de temelde hani uzak durmamıza sebep olacak evet. Temel bir konuydu. İkincisi, bu konular aşılmış olsa bile at kılı fırçalarda birkaç bilinen temel problem var. Evet. Bir tanesi fırçaların batıcı ve çizici yapısı. Çünkü at kılı her zaman kesilerek alınan bir kıl, doğal. Evet, atın yelek kısmından alınıyor. Yani bir nevi atın saçı gibi düşünebilirsiniz. Saçı gibi. Ve dolayısıyla uçları kesik. Yani korsuktaki gibi doğal uçlar yok. Kesilmiş oluyor. Dolayısıyla bir batıcılık ve çizicilik problemi olurdu. Keza fırça yeni alındığında bir koku problemi olurdu. At kılı fırçalarda bu problem yüksek olurdu. Ve biz de doğrusunu söylemek gerekirse at kılı fırçalara pek yaklaşmadık. Evet. Fakat çalıştığımız, sevdiğimiz Semo firması bu konuda çok ciddi bir atılım yaptı. Bu atılımı da yaptıktan sonra işte bizimle olan görüşmelerinde bize bu konuyu açıkladılar. At kılını nasıl aldıklarını, nasıl işlediklerini, nasıl seçtiklerini. Bize anlattıktan sonra biz de bunu denemeye karar verdik. Hatta birkaç modelle de sınırlı tuttuk. Çok da fazla hemen üzerine atlamadık. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat fırça geldi, denedik. Yani nasıl söyleyeyim, beklediğimin çok çok üzerinde bir performansla karşılaştım. Hemen işte bunu zaten kendi aramızda da konuşuyoruz. Ve ben fırçadan çok etkilendim. Sen ne düşünüyorsun? Geçen tıraşın at kılıyla yapmıştın. Evet, yani ben orada da söylemiştim. Ben de aynı şekilde at kılı fırçalara karşı bir ön yargım vardı. Çünkü daha önceden gördüğümüz örnekler o kadar da iyi örnekler değildi. Ama bizim kullandığımız, denediğimiz fırçadan adeta hani porsuk fırçaları aratmayacak seviyede ürünler çıktı. Yani su tutuşları olsun, yüzdeki konforu olsun, ısı tutuşları olsun, yumuşacık kılları olsun. Hiç böyle bir fırça beklemiyorduk, şaşırdık evet. Yani. Evet. Normalde biz hani
alternatif, uygun fiyatta alternatif fırça olarak hep domuz kılı fırçaları öneririz veya sentetik fırçaları öneririz. Şimdi baktığımız zaman atkılı fırçalar neredeyse ikisinden de daha keyifli halde. O kadar güzel bir gerginlik şeyi var ki, kılların yapısı var ki. Ne çok gergin yapıda, ne çok böyle hani bazı silver tip porsuklar vardır, yelpaze gibi hemen açılır. Öyle de değil. Çok tatlı bir kıvamı var. Yüzünüzde çok tatlı, yumuşak bir masaj etkisi var. Ben şaşırdım açıkçası ve bugüne kadar ön yargım da kalktı. Bundan sonra açıkçası özellikle Semog'dan gelecek hiçbir atkılı fırçaya karşı ön yargı olmaz. Yani güvenle deneyebilirim, rahatla deneyebilirim. Zaten MV'nin de söylediği gibi hani şarbon meselesi falan, o konuyu düşünmeye hiç gerek yok bugün. Artık onlar kalmış şeyler değil. Onlar çok eskiden, Birinci Dünya Savaşı zamanında, savaş zamanında çıkmış problemlerden olan şeyler. Onu da çok kısa bir hikayesini size anlatayım arkadaşlar. Normalde Birinci Dünya Savaşı zamanında fırçaların çok büyük bir kısmı porsuk kılından yapılıyordu. Amerika'daki fırçalar da dahil olmak üzere. Ve bunların büyük bir kısmı Rusya'dan gelmekteydi. Savaş çıktıktan sonra tabii bu zorlaştı. Yani porsuğa ulaşmak da zorlaştı. Bunun nakliyesi de zorlaştı. Cepheye yeni askerler, erkek askerler gittiği için sürekli bir tıraş fırçası ihtiyacı doğdu. Ve bunu kapatmak için at kılından fırça yapmaya başladılar. Fakat şöyle bir problem vardı. Savaş bütün Avrupa'ya da yayılmış durumda. Önceden Amerika'ya giden porsuk kılları ya Almanya'ya ya Fransa'ya önce yollanıp orada dezenfekte ediliyordu. Daha sonra Amerika'daki üreticilere yollanıp fırça haline getiriliyordu. Şimdi bu kadar karmaşa, keşmekeş, savaş çıkınca tabii ki dezenfekte için Avrupa'ya yollama imkanı kalmayınca bu Rusya'dan, Japonya'dan ya da Çin'den yollanan at kılları doğrudan hiçbir şekilde dezenfekte edilmeden Amerika'ya yollanır oldu. Oradaki de fırça üreticileri bunu bilmediği için, dezenfekte edilmiş varsaydıkları için o şekilde fırçaları üretip piyasaya sunmuşlar, askerlere dağıtmışlar ve tabii bir hastalık patlaması olmuş. Bunlar bilinseydi, zaten firmalar kendi içinde dezenfeksiyon yapsalardı gene bir problem olmayacaktı. Yani bu buradan neredeyse bir asır önce 1914'lerde kalmış bir olay. Ondan sonra artık öyle bir vaka kalmadı diyebiliriz. Bugün bütün üreticiler, bilinen ismi olan bütün üreticiler zaten kendi in-house evlerinde, üretimlerinde dezenfeksiyon işlemlerini kendileri birkaç defa yapmaktalar. Zaten bu hastalık sadece at hayvanında olan bir hastalık değil. Her türlü hayvan kılından yapılan fırçalarda olabilecek bu durum ama artık nerede şöyle bir vaka yok. Yani şöyle bir ön yargınız olmasın, aman at kılında şarbon hastalığı varmış falan. Öyle bir şey yok. Bir asır önce kalmış, dünya savaşı zamanında kalmış bir şey. Gönül rahatlığı kullanabilirsiniz ki bizim burada bahsettiğimiz Semog firması dünyanın en kaliteli domuz kılından fırçalar yapan bir üreticimiz. Dediğim gibi ne koku var, ne bir şey var, ne bir batıcılık var. Biz çok beğendik. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz. Hiçbir çekeceğiniz olmasın. Semog firmasının domuz kılı fırçalarında da zaten koku hiç yok. Öyle bir durum da vardır. Yani evet. Gerçekten Semog dışını düşündüğünüzde domuz kılından fırça aldığınızda mutlaka bir koku oluyor. Hayvansal bir koku oluyor ve bunun gitmesi biraz zaman alıyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlk fırçanız büyük ihtimalle zaten domuz kılı olmuştur. Ama Semog o kadar güzel temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıyor ki bir tane domuz fırçasında bile ben bugün kokuyla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Tamamen kokusuz, kullanım hazır, çok temiz bir şekilde paketlenmiş oluyor fırçalar. Evet, yani çok açık söylemek gerekirse at kılı ile ilgili benim ciddi bir ön yargım vardı. Ve uzun zaman dediğim böyle 15-20 yıldır, evet. Yani geleneksel tıraşa başlayalı beri at kılından uzak durdum. Ben de. Fakat dostlar şunu çok açık söyleyeyim. Bu Semog'un işte Galahad modelini ben kendim kullanıyorum. O fırçayla tıraş olmaya başladıktan sonra büyük pişmanlık yaşadım. Hakikaten o kadar keyifli, o kadar güzel bir tıraş veriyor ki. İnanın yani çok daha üst segment porsuk fırçalarım yanında dururken elim at kılı fırçaya gider oldu. Ve aldığım tıraş keyfini size tarif edemem. Hakikaten çok büyük bir keyif. Zaten geçen videomuzda Özgün Bey'in tıraşını izlediniz. Ben de kullandım. İzlediniz. Orada da ne kadar iyi performans gösterdim. Çok ve inanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Evet. Hiçbir ön yargınız olmasın diyorum. Evet, bir sonraki konuya geçelim mi? Olur, geçelim. Konu şu. Geleneksel tıraşa başlayacağım. Evet. Ama benim sakalım sert. Cildim de çok hassas. Evet. Şimdi bu replik
sık sık karşılaştığımız bir durum. İnanın bize telefon eden, bize e-posta yoluyla veya mesajlarla ulaşan birçok geleneksel tıraşa geçiş yapmak isteyen dostumuzun veya geçmiş olan dostumuzun belki de %80'inde sakal sert ve cilt hassas. Bu konuda tıraşı etkileyen ne olur? Yani acaba herkesin sakalı gerçekten çok sert, cildi çok mu hassas? Ya da değil mi? Yoksa burada başka bir şey mi var? Yani burada bir başka bir takım bileşenler var ki insanlar tıraş olmaktan o kadar sıkıntı duymuşlar ve o kadar zorluk yaşamışlar ki herkes sakalının sert ve cildinin çok hassas olduğunu mu düşünüyor? Bence öyle düşünüyor. Yani ben kendi kişisel tecrübelerime bakarsam hemen hemen her gün onlarca müşteriyle, onlarca üyemizi konuşuyoruz. Özellikle yeni başlayacak olup da hani ne alsam diye bize danışacak olan kişilerle. Ve son zamanlarda istisnasız herkesle aynı repliği duyuyorum. Yalnız benim sakalım çok sert, cildim de çok hassas. Hiçbir makine beni iyi tıraş etmiyor. Mutlaka tıraşım tahrişli geçiyor, kesikli geçiyor. Bana ona göre bir şey önerir misiniz? Ve bunun altyapısını araştırdığımızda, yani üyemize ne kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, yüzünüzü hazırlıyor musunuz, nasıl hazırlıyorsunuz, neyle tıraş oluyorsunuz, ne kozmetik kullanıyorsunuz gibi sorular sorup olayın iç yüzüne baktığımızda aslında çoğunda herhangi bir sakal ya da cilt problemi olmadığını, tıraş tekniklerinde problem olduğunu görüyoruz. Biz bugüne kadarki bütün videolarımızda, hep telefon görüşmelerimizde, blog yazılarımızda hem tıraş öncesi cilt hazırlığının hem de tıraş sonrası yüz sonlandırmanın önemini defalarca kere anlattık ki hep de anlatıyoruz. Ve inanın arayan 10 üyemizin 9'unda belki bu konularda noksanlıklar olduğu için bu problemleri yaşıyorlar. Gerçek anlamda 10 kişiden 1 ya da 2'si gerçekten hassas bir cilde veya sert bir sakala sahip oluyor. Biz işte oradaki o eksiklikleri, noksanlıkları bulup öneriler yaptığımızda daha sonra örneğin 1-2 hafta sonra bizi aradıklarında ya gerçekten tıraşım çok değişti, artık tahriş olmuyor, kanamalar olmuyor, çok daha rahat tıraş oluyorum gibi geri dönüşler çok fazla oluyoruz. O yüzden ben size sormak istiyorum. Gerçekten bir düşünün. Gerçekten sakalınız çok sert mi acaba ortalamaya göre? Gerçekten cildiniz ortalamaya göre çok hassas mı? Yoksa tıraş tekniğinizde bazı eksiklikler, noksanlıklar olabilir mi? Bizim videolarımıza bir bakın. Siz de yüz hazırlığınızı o şekilde yapıyor musunuz? Yine bizim videolarımıza, blog yazılarımıza bakın. Anlattığımız şekilde yüzünüzü sonlandırıyor musunuz? Şap kullanıyor musunuz? Sıcak soğuk su uygulamasına dikkat ediyor musunuz? Eğer bunları yapmıyorsanız belki sizde de herhangi bir problem yok. Teknik eksikliğinden dolayı bu problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Çok güzel bir videomuz var bu konuda. Senin daha önce şey almış olduğum, hani köpük hazırlamak mı? Evet, evet. Ben genellikle kıymetli dostlar bu sıkıntıyı yüz hazırlığında olduğunu görüyorum. Hani evet seçilen makine veyahut seçilen jilet bir miktar etkileyebilir tıraşınızın kalitesini veya cildinizin cevabını. Ama ağırlıklı olarak en sık karşılaştığımız problem iyi yüz hazırlayamama. Halbuki Özgün Bey'in önceki videolarda yapmış olduğu çok güzel bir çalışma var. Hatta onu da şuraya diyeyim, ekleyelim. Buradan bir kart geçsin, izleyicilerimiz oraya atlama imkanı bulsun. O videomuz hakikaten yüz hazırlığın, köpüğünüzün kalitesinin nasıl olması gerektiğini güzel anlatan bir video. İyi bir yüz hazırlığı yaptığınız zaman emin olun sakalınızın ne kadar sert olduğunun pek bir önemi yok. Çünkü geleneksel tıraşta jilet zaten her türlü sakalı kesecektir. Yani jiletin kesemeyeceği bir sakal yok. Ben karşılaşmadım. Yani herhangi bir tıraş girecinin kesemeyeceği sertlikte bir sakal yok. Sakal yok. Ama geleneksel tıraşta önemli olan esas konu şu. Cildiniz tıraş sırasında yeterince nemli ve esnek olması gerekiyor. Çünkü modern ıslak tıraş yöntemlerine göre biliyorsunuz
kartuşlu sistemlerde jiletler bir plastik kasanın içinde durur. Ve bu plastik kasa içinden cilde dokunmamak üzere ayarlanmıştır. Veya çok kısıtlı dokunmak üzere ayarlanmıştır. Yani bıçak cilde değil, sakal bıçağı gelsin isterler. Evet, onun için zaten çekici bantlar var altında. Ha, sakalı çeke çeke çıkara çıkara tıraş ederler. Yani bıçağın cilde minimum teması üzerine. Hatta biraz yakın tıraş olabilmek için aletleri çok ciddi bastırmak gerekir. Ama geleneksel tıraş yöntemlerinde böyle bir şey yoktur. Zaten bıçak cilde doğru açıyı tutturduğunuz zaman zaten dokunuyordur. Dolayısıyla böyle bir bıçağın işte dokunamama, kesememe vesaire gibi bir durumu yok. Ama bunun getirdiği önemli bir etken daha var. Cildinizin o bıçağın jiletin temasına uygun şekilde esneyebilmesi, ona cevap verebilmesi gerekir. Jilete yol verebilmesi gerekir. Aynı işte kuru bir yaprakla yaş bir yaprak arasındaki fark gibidir. Nasıl kuru bir yaprağı elinize alıp da azıcık dokunduğunuzda pıtır pıtır dökülürse, cildiniz de eğer yeterince nemli değilse, kuruysa, jilet üzerinden geçerken tahriş olur, zarar görür. Ama nemli bir yaprak elinizde sıkıp bıraktığınız zaman eski haline nasıl dönüyorsa, eğer cildiniz de nemli ve esnek hale gelmişse, o zaman jilet üzerinden geçerken jilete göre şekil alır ve sonra tekrar orijinal eski haline geri döner ve hiçbir tahriş sıkıntı yaşamadan tıraşınızı tamamlarsınız. O nedenle belki de cildiniz zannettiğiniz kadar hassas olmayabilir, belki de sakalınız zannettiğiniz kadar sert olmayabilir. Sadece yüz hazırlığınıza bir ufak rötuşla tıraşınızın kalitesini kat be kat arttırmanız mümkün olabilir. Evet, çok ufaktan bir ekleme yapmak istiyorum bu konuda. Arkadaşlar hep sakala odaklanıyorsunuz. Hep sakala odaklanıyorsunuz ama doğrusu cildinize odaklanmak. Yani şurada sakalım kalmış, burada sakal gözüküyor, sakal uçlarım benim gözüküyor. Bakın hep sakala odaklanıyorsunuz. Ben de size diyorum ki hep cildinize odaklanın. Cildinize iyi bakın, cildinizi iyi hazırlayın ve tıraş sonrası cildinizi iyi korumaya alın. Bunlara dikkat ederseniz zaten ne tahriş yaşarsınız ne tıraşta bir keyifsizlik ya da konfor düşüklüğü yaşarsınız. Sakalınızı unutun, cildinize odaklanın. Gerçek tıraş kalitesini ve konforunu bu şekilde bulabilirsiniz. Bravo, çok güzel oldu. İyi bir moto gibi oldu. Sakalı bırakın, cilde odaklanın. Evet. Çok hoş oldu. Evet. Ha, buna bağlı başka bir sorun da, bir konu daha var aslında. Yani iyi hazırlayamam. Mesela yine sık karşılaştığımız bir şey. Özellikle zaten kartuşlu aletlerden geçen üyelerimizde, takipçilerimizde çok sık karşılaştığımız başka bir durum makinenin tıkanması. Evet. Şimdi kartuşlularda biliyorsunuz makine tıkanır. İşte onu pıt pıt zaman zaman vurarak, içinden su akıtarak falan temizlemeye çalışırız tıraş esnasında. Çünkü her çekişte bir tıkanma olur. Hele hele yoğun sakaldaysanız onu sık sık yaşarsınız. Ama geleneksel tıraşta tıkanma diye bir şey yoktur. Sakalın veya tıraş köpüğünüzün aletin içinden rahatlıkla akıp gidebilmesi gerekir. Normal şartlarda o şekilde olması gerekir. Evet, ama sıklıkla karşılaştığımız bir durum. İşte mesela üyemiz bize telefonla veya mesajla temas kuruyor ve diyor ki ben diyor aletimi diyor azıcık gevşetiyorum, içinden su akıtıyorum. İçinde işte sakal ve köpük artıkları temizleniyor. Ondan sonra sıkıyorum, tıraşıma öyle devam ediyor. Sürekli açıp su tutuyorum, kapatıyorum diyor tıraş boyunca. Şimdi bu doğru tıraş oluyorsanız karşılaşmanızın mümkün olmadığı bir durum. Evet. Neden? Çünkü zaten bu alette gerekli aralık var. Tıraş olurken tıkanma yaşamanızın yegane sebebi köpüğünüzün aşırı kalın, aşırı kıvamlı ve yapışkan olmasıdır. Yani eğer böyle bir şey yaşıyorsanız zaten bu size köpüğünüzün biraz daha sulu olması gerektiğini gösteriyor olmalı. Evet. Doğru mu? Tabii. Evet, dolayısıyla bu sakalım sert, cildim hassas konusuna da bunu buradan bağlamış olalım. Evet, olur. Buradan bağlamış olalım. Peki, sana son bir soru daha sormak istiyorum. Akşam tıraşı mı, sabah tıraşı mı? Güzel bir soru. Cevabı aslında çok değişken bir soru. Buna
biraz da kullanıcının kendisinin karar vermesi gerekiyor ve birazcık hem cildiyle alakalı hem de koşullarıyla alakalı. Çünkü ikisinin de bazı avantajları ve dezavantajları var. Kısaca örneklemek, yani özetlemek gerekirse, örneğin sabah tıraşını ben genelde zihin açıcı bulurum. Özellikle böyle mentollü, okulüstü bir ürünle bitirirseniz o çok güzel bir tazelik verir ve kendinizi sanki bir kahve içmiş gibi açılmış hissedersiniz. Çok güzel bir güne iyi bir başlangıç olabilir. Ama akşam tıraşı olduğunuzda da, yani akşam evde hani işten gelmişsiniz, dinlenmişsiniz, belki duşunuzu almışsınız. Yapmadan evvel şöyle tatlı tatlı zaman sınırı olmadan tıraş olmanın da ayrı bir keyfi vardır. Genel olarak ben akşam tıraşlarını daha keyifli bulurum. Çünkü uzatabilirsiniz. İşte biraz daha zamana yayabilirsiniz, tadını çıkarabilirsiniz. Evet, ama tabii ikisinin de bazı dezavantajları da bulunuyor. Sabah tıraşında bir kere zaman sınırı var. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar acele tıraş olmak zorunda kalıyorlar. O kadar zamanları olmuyor. En büyük bence problem sabah tıraşında. Özellikle sürekli gömlek kravat takmanız gereken bir durumda iş yerinde çalışıyorsanız ve cildinizde özellikle boyun bölgenizde hassasiyet varsa, işte o zaman sabah tıraş olduğunuzda o gömleğin yakaları bu şekilde boynunuzu sıktığı zaman burada gün içinde tahriş yapıyor. Bunun sabah tıraşının en büyük problemi. Dolayısıyla eğer boyun bölgenizde bir hassasiyet varsa, sürekli gömlek kravat takmak zorundaysanız belki tıraşlarınızı akşamdan olmak sizin için daha iyi bir opsiyon olabilir. Eğer mecbursanız sabah tıraş olmaya, o zaman çok az miktarda pudra kullanarak sorunlu bölgelerinizde oradaki tahrişi yumuşatıp azaltabilirsiniz. Peki akşam tıraşındaki dezavantaj nedir? Yani hem zaman sınırı yok hem daha keyifli, konforlu uzatılabiliyor. Onda da şöyle bir dezavantaj var. Sakallarınız özellikle sertse ve gürse ve aynı zamanda hızlı uzuyorsa, eğer geç saatte tıraş olursanız, yattığınızda yüzünüzü yastığa dayıyorsunuz tabii ve gece uyurken siz sakallarınız çıkmaya devam ediyor. Ve o sakallar çıkarken yastığın basıncından rahat edemedikleri için orada belki aynı o çok yakından tıraş alınma muhabbetinde olduğu gibi kıl dönmesi problemi yaşanabiliyor. Tabi bu birazcık ekstrem bir örnek. Her zaman olacak diye algılanmasın ama diyelim ki çok geç saatte tıraş oldunuz ve çok yakından tıraş oldunuz. Yastığınız da sert olabilir. Gayet doğal bir imkan. İşte böyle bir durumda kıl dönmesi yaşayabilirsiniz. Cildiniz yorulabilir çünkü daha yeni tıraş olmuşsunuz. Cildiniz taze ve sürekli yastığa sürtünüyor. Burada da eğer sert sakalınız ve hassas cildiniz varsa, bir de hızlı uzuyorsa, işte belki o zaman da siz sabah tıraşını deneyebilirsiniz. Daha iyi sonuç alabilirsiniz. Yani olay birazcık sizin sakal yapınız, cilt yapınız ve hayat koşullarınızla alakalı. Ben kişisel olarak muhtemelen zannediyorum izleyicilerimizde büyük kısmı akşam tıraşını daha çok seviyordur. Ama ben de mesela koşullarıma göre tıraşımı ayarlamam gayet doğal bir durum. Ben de yaparım. Örneğin ertesi gün özel bir toplantı, durum, bir şey varsa sabahtan daha yakın tıraş olup gün içinde yakın tıraşlı gözükmek isterim. Ama eğer kravat takmam, bir şey yapmam gerekecekse belki de akşamdan geç saatte yakın tıraş olmam gerekebilir. Bazı dönemlerde örneğin kışın ortamlar çok kuru oluyor. Evin içinde kalorifer yandığı için nem oranı %30'lara, 20'lere çok rahat düşebiliyor ve cildiniz kuruyor. Böyle zamanlarda akşam saatinde, geç saatte tıraş olup da yattığınız zaman iyi de bir cilt bakımı yapmazsanız uyandığınızda cilt kuruluğuyla da karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de akşam tıraşını sevmekle beraber kendi koşullarıma göre durumu ayarlayıp bazen sabah bazen akşam oluyorum. Bilmiyorum abi, sen nasıl tercih ediyorsun? Ya dediğin doğru. Şöyle, ben akşam tıraşını yaptığım zaman ertesi günde çıkarması gerektiği için ekstra yakın yapmaya çalışıyorum. Evet. Yani ne oluyor? İşte atıyorum bir ekstradan bir perde, bir üçüncü perdeydi. Hani artık sinek kaydına yaklaşabildiği kadar yaklaştırıyorum ki ertesi günü de rahat çıkarsın. Ama hakikaten üstüne yani hani yatarken işte yasta sürtündüğü için hakikaten bu bir şey. Ben sabah tıraşçıyım. Yani sabah tıraşı dediğim gibi bana çok iyi hissettiriyor kendimi. Bir tazelik veriyor. Bunun için 10 dakika erken kalkmaya, 15 dakika erken kalkmaya, birazcık daha banyoda vakit geçirmeye ben razıyım. Çok da seviyorum zaten. Evet. Mesleğin gereği de çok seviyorum tabii. Razıyım yani bunun için açıkçası değer. Hani 15 dakika erken kalkın dostlar.
Evet. Tıraşın tadını çıkarın. Acele etmeyin. Hem sabahın güzelliğini yaşayın hem de tıraşın tadını çıkarın. Evet, yani şu da var gerçekten. Sabah tıraşının verdiği tazelenme hissini gerçekten hiçbir şey vermiyor. Hele böyle bir bahar mevsiminde, ilkbahar mevsiminde ortalık cıvıl cıvıl, bütün kuşlar ötüyor, ağaçlar çiçeklenmiş, hava tertemiz. Siz de şöyle temiz bir tıraş olduğunuz zaman tamamen tazelenmiş bir şekilde güne başlıyorsunuz. Üstüne de güzel bir losyon. Aynen, güzel bir losyon. Evet. Özgün, o kadar güzel anlattın ki bahar günlerindeki kuşlar cıvıldarken işte sabahın tazeliği, o tıraş, o keyfi. Üstüne de güzel bir losyonla tıraşı sonlandırmayı. Hakikaten tam bizim klasik bitiriş noktamıza geldi. Evet. Hani tıraş keyfiniz daim olsun demek istiyorum ben. Ben de öyle demek istedim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Unutmayın arkadaşlar, bize YouTube'dan sorularınızı aktarmaya devam edin. Biz bunları derliyoruz, topluyoruz ve öncelik sırasına göre, önem sırasına göre bir liste yapıyoruz. Ve her ay olmasa da belki de iki ayda bir bunları yayınlayarak size en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizi yazmaktan çekinmeyin. Kaliteli, keyifli tıraş olmaya devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tıraş keyfiniz daim olsun.